سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة يستوجبون المقت من الله تعالى: الأكل من غير جوع والنوم من غير سهر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم cümle peygamberan rızam aleyhi müstalabat ve teslimatın ehl-i beyt ehl-i ashab etbaları rıdvanullah aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtal dar-ı baka edenler rahmetullah aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eimme hutaba müezzinin kayyimin cemaat-i müsliminin, bu civarlarda metfum olunan evliya, ulema, sulaha, şüheda, müminat, tüm geçmişlerimizin ervah için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. İyyâke nestaîn, sırâtal müstakîm, sırâtal müstakîm. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müştebâ sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: Selâsetün, üç kişi vardır. Yestevcibûne el-makt minallâhu teâlâ. Allah-u Teâlâ'nın gazabından korunmazlar. Allah-u Teâlâ'nın gurbiyetinden uzaklaştırmaktan kendilerini koruyamazlar. Rahmetinden uzaklaştırılmaktan kendilerini koruyamazlar. Kimdir onlar? Evet, Allah'ın rahmetinden, gazabından uzaklaşamayan, ondan emin olmayan. El-eklü min gayri cu'. Evet. Acıkmadan yemek yiyenler. Evet, bunu yapanlar. Acıkmadan yemek yiyenler ki bedene, kalbe zarar veren en muazzam afetlerden birisidir. Çok yemek, tokken gene yemek. Evet, biliyorsunuz tok doyduktan sonra yemek israftır, zarardır, haramdır. Evet, Allah'ın şeysinin gazabından da uzaklaşamazlar, ondan emin olamazlar. Başka, acıkmadan yemek böyle zor şey, kötü bir şey. Ve nevmu min gayri seher. Uykusuz değilken, uykusu yokken uyumaya çalışan, uyuyan adam. Bu da Allah Zülcelal Hazretlerinin gazabından, rahmetinden uzak kalmaktan emin olamaz, güven içinde olamaz. Uykusu yok, gene de uyumaya yatıyor. Evet, bu böyledir. Buhari'de bir hadis-i şerif: İnne ahabbet siyami siyamu Davud. Oruç tutmak, biliyorsunuz, Allah için oruç tutan övüyor Allah Zülcelal Hazretleri. En güzel oruç da Davud Aleyhisselam tuttuğu oruçtur. Nedir o? Söyleyecek: Ve ahabbu salati salatu Davud. Namaz da güzel bir şey. Allah'ın emridir, peygamberin sünnetidir. Onun huzurunda Allah'a iltica etmek, sığınmaktır. Bu güzel namazın da en güzeli Davud Aleyhisselam namazıdır. Ne yaparmış o yani? Kâne yenâmu nusfu'l-leyl. Gecenin yarısında uyurdu her gece.
Davud Aleyhisselam ve yekumu sulusehu, son üçte birinde kalkardı yarısından sonra ve yemen sudusehu, ondan sonra kalanın da altıda birinde uyurdu. Buna nevmi hafif derler. Evet, böyle namaz kılar. Akşamdan yatar, sonra ya gece yarısından sonra kalkar, o üçte birinin bir kısmında teheccüd namazı kırar, sonra tekrar uyur. Sınav-ı Davud, hafif bir uyku, sabah namazında diri olmak için. Bu namaz, namazların en güzelidir. Keza ve kâne yasûmu yevmen ve yıftur mâ yevmen. Bir gün oruç tutar, bir gün yerdi. Dünyevi hizmetleri de var. Davud Aleyhisselam kraldı biliyorsunuz, zamanının kralıydı. Bir gün oruç tutar, onun görevini yapacak vücuduna kuvvet lazım. Evet, bir gün oruç tutardı, bir gün yerdi, oruç tutmazdı. En güzel oruç da budur diyor Peygamberimiz. Yani şimdi adam her gün oruç tutacağım diye ailesine dönüp bakmıyor. Gidip çalışamıyor her gün oruç tuttuğu için yıl boyunca. Çocukları perişan, böyle değil. Hem oruç tutacaksın, bir gün tutmayacaksın ki güç, kuvvet, beden gücü olsun, o gıda alabilesin ve görevlerini, dünyevi görevlerini yapabilirsin, yapabilirsin. Evet, bu kimisi diyor akşamdan yatardı, sonra kalkardı. Kimisi diyor akşamdan ibadet ederdi, sonra kalkardı. Bu konuda diyor belli bir şey yok ama en güzeli, en güzeli önceden yatıyor, gece yarısından sonra kalkıyor, o kalan kısmın yarısında namaz kılıyor, diğer yarısında tekrar uyuyor. Bu şekilde hayatını devam ettirmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gece namazı kılardı. Gece namazı Peygamberimize farz idi, bize nafiledir. Ama gece namazın, yani uyuduktan sonra, tatlı uykuya daldıktan sonra kalkacak, Allah'ın mecbur değil, farz değil. Allah'ın rızasını kazanmak için o tatlı uykusunu bozacak, Allah'ın divanına duracak ve namaz kılacak. Bu teheccüd namazı çok kıymetlidir. İki rekatı dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e farz idi bu. Bize nafiledir ama çok kıymetli bir nafiledir. Bunu her gün yapmak lazım. Her gün kılabileceğin kadar. İki kıl yat. Dört kıl yat mesela. Her gün dört kılacaksın ama. Altı kıl yat. Evet. 10 kıl yat, 20 kıl yat, 30-40 kıl, ne kadar kılabilirsen gücüne, vücudunun dayanıklığına göre kıl, tekrar yat, az bir uyku. Nevmi Davud, onu da yap, o da sünnet. Evet, bu gece namazı son derece kıymetli bir namaz. Gök kapılarının açıldığı zaman büyükler hep bu anlarda Cenab-ı Hakk'a iltica ederek, ondan niyazda bulunarak kazanmışlar, mertebe kazanmışlar. Bunu da yapabilirsen her gün yapmak. Bir gün yapıyor, bir gün yapmıyor. Böyle değil. Her gün yapacaksın. Belli program dahilinde. Bunu her zaman yapacaksın. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemiz allame. Bizzat Peygamberimiz muallimi. Küçükken evlenmiş. Süper zeki. Onu yetiştirmiş. Birçok fetvayı ondan öğreniyoruz. Allah ondan razı olsun. Şefaatle bizim aileyiz. O diyor ki, İnne nevme hazel vakit sebebül mükâşefe. Gecenin son üçte birinde kalkıp da şey ederseniz, namaz kıldıktan sonra bir daha azıcık yatarsanız, abdestli tabii, kıldıktan sonra bir daha birazcık da uyursanız, işte bu uyku diyor mükâşefe, müşahede şeysidir, uykusudur. Yani Cenab-ı Hak sırları açar. Senin bilemediğin, göremediğin şeyleri sana lütfeder, gösterir diyor. Evet, sabah namazında da böyle esnemeyi önler bu. Vücuda da kuvvet verir diyor Ayşe anamız. Böyle söylüyor. Evet, kayıp perdelerini açmasına sebep olur. Evet, şimdi Allah'ın gazabından, rahmetinden uzaklaştırma emin olamayan kimseler, acıkmayan yiyen dedik. İkincisi de uykusuzken, uykusu yokken uyuma yatan. Bu Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmaktan emin olamaz. Allah'ın gazabından emin olmaz. Başka kim? Birisi de ve dıhku min gayri acab.
Gülecek bir şey yok ortada. Durmadan gülüyor. Ne gülüyorsun ya? Yarın bu dünyanın sonunda hesap kitap var diye düşünsene, bir hesap kitap yapsana. Nasıl hesap vereceğim Allah'ın huzurunda diye. Kabir sıkıntısı var, mahşer sıkıntısı var, mahkeme kübrada hesap vermek var. Bunları nasıl geçeceğim, bir sınıf geçmeyeceğim diye durmadan gülüyor. Gülecek bir şey yokken de gülüyor. Aha, bu adam da Allah'ın gazabından, gazaba uğramaktan emin olamaz. Allah'ın rahmetinden korunmaktan emin olamaz. Durmadan yok. Sebepsiz yere gülüyor. Doğru değil. Evet. Hazreti Enes'ten bu hadisi şey etmişler. Durmadan gülen adam da hafif meşrep derler. Kimse de sözüne inanmaz zaten. Allah da ona gazap eder. Düşün, tefekkür edeceksin. Vakur olacaksın. Evet, Allah'ın harikulade şeylerini görünce Yaradan'ın kudretine bak. O zaman tamam, olabilir. Çok güzel bir şey gördün, olabilir. Ama durmadan gülüyor sebepsiz yere. Allah'ın gazabından emin olamaz. Hazreti Enes radıyallahu anh naklemiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. İyyâküm vel ucub. Bir hadis-i şerifte de işte bu başlayan hadis, kendini beğenmişlikten sakın ha. Ya ben herkesten üstünüm. Şu kadar namaz kıldım, şu kadar hacca girdim, şöyle tesbih ediyorum. Ha, ben köşeyi döndüm. Bu havalara girmekten sakının. Ve ondan sonra da vara yora gülmekten sakının. Öyle diyor Peygamberimiz, Efendimiz. Evet. Bir diğer şey. Selasetün. Üç kişiye la hurmete lehum. Saygı gösterilmez. Saygınlık şeysi değildir bunlar. Saygıya layık değildir bunlar. Saygınlık gösterilmez. Hürmet edilmez. Evet. Kim? Fasıkun mu'lin. İçki içmek haram. Fısk derler buna. Yalan söylemek haram. Fısk derler buna. Hırsızlık, fuhuş, zina, bunlar haram. Ama adam bunları yapıyor. Bir de hani ne diyorsun? Günah da gizli, ibadet de gizli. Bu kafayı çekiyor herkesin içinde. Evet, zina yapıyor herkesin içinde. Bu adam diyor Peygamberimiz, hürmete layık değildir. Bu adama saygı gösterilmez. Allah'ın emri çiğnemekten hiç şey etmiyor, sakınmıyor. Saygıya layık değildir. Evet, umumun ahlakı duygularında rencide ediyor. Günahı gizlemiyor. Günahı gizle işleyeceksen. Ama bu da ilan ediyor. Herkese örnek oluyor, teşvik ediyor günah işlemeye. Bu bakımdan saygıya layık değildir. Bunun şeyine itibar edilmez. Sözüne itibar edilmez. Haramı, işlediği haramı saklamaya, günahı ilan eden fasık. Evet. Yapsukuhu, işlediği günahı ilan ediyor. Buna şey edilmez. Saygı duyulmaz. Bunun yaptığı reddedilir. Asla saygı duyulmaz. Evet. Ve sahibül heva. Bir de Allah sana akıl vermiş, değil mi? Ruh tarafın var, beden tarafın var. İmtihan dünyası bu. Beden tarafı hayvanlar gibi. Önüne gelene zevkini tatmin etmek istiyor hayvan. Durçuş bilmiyor. Bu da böyle. O nefsani arzularına, nefsi emmaresinin arzularına tabi olmuş. Hiç aklını kullanmıyor. Bunun sonucu ne olacak? Bunun hesabı ne olacak demiyor. Zevkini tatminle meşgul. Buna tabi olmuş. Buna da saygı duyulmaz. Bir diğer adam ve sultanın cair, zalim idareci. İnsanların idaresini üstlenmiş. Allah onu nasip etmiş. Ama zulmediyor herkese. Eline geçen şeyi, kudreti, kuvveti zulümde kullanıyor. Buna da saygı duyulmaz. Evet, buna da saygı duyulmaz. Buna karşı böyle saygılı tavırlarla hareket edilmez. Evet, şimdi zaten bu saygı Buhari'de es-sem'u ve't-ta'atu hakkun ma lem yu'mer bil masiye.
masiyeti emretmediği zaman başındaki adama itaat gerekir. Evet, atiullah ve rasuluhu, Allah'a ve Resulü Muhammed Mustafa'ya itaat edin. Velül emri minküm, sizin başınızdaki itaat idarecilere itaat edin. Allah'ın emridir. Anarşi yok İslam'da. Kesinlikle anarşi yok. Terör yok İslam'da asla. Ha. Ama yukarıdaki adam emir çıkarıyor. Herkes içecek bu gece diyor. Hayır, sen içmeyeceksin. Herkes kumar oynayacak diyor. Ha, oynamayacaksın. Herkes keyfince eğlensin. Kızlar serbest, karılar serbest diyor. Asla. Bunlara itaat yok. Allah'a isyan teşkil eden şeyleri emretmediği sürece itaat vardır. Ve izâ emara bi masiyetin felâ semma ve lâ ta'a. Ama Allah'ın haram kıldığı şeyi emrederse idareci, başındaki adam, ona itaat yoktur. La ta'ata li mahluk fi masiyetil halik. Yaradan isyan teşkil eden şey yerde yaratılana itaat olmaz. Bu başındaki idareci, emir olsa da, padişah olsa da. Evet, öyle diyor güzel peygamberimiz. Evet, işte böyle idareci, zalim idareci, zulmünü, başına geçtiği yetkileri halka zulümde kullanan, buna saygı duyulmaz. Hazreti Enes'in oğlu Hasan'dan, Allah onlardan razı olsun ki Allah bunları da lanet etmiştir. Lanetuhum, evet, selasetun lanetuhum. Ben üç kişiye lanet etmişimdir hadisi kudsiyle. Bunlara lanet etmiştir. La selasetun la hurmete lehum. Yine aynı anlamda selasetun, üç kişi vardır. Hocam biz bir vali değiliz, bakan değiliz, devlet başkanı değiliz, komutan değiliz, biz idareci değiliz. O bize ilgilendirmiyor. Dur, seni ilgilendiren ne var? Evet, diyor ki güzel peygamberimiz, üç kişiye hürmete layık değildir. En-nâyiha. Evet, nâyiha. Kader değişmez. Ecel değişmez. İzâ câ ecelehüm lâ yestâhirûne sâaten ve lâ yestekdimûn. İnsanın ömrü bellidir. Uzamaz, eksilmez. Hocam sen hadis okuyorsun. İşte şunu yapan sadaka ömrü uzatır. İşte sıle-i rahim ömrü uzatır. Tamam da o 20'yi 21'e çıkarır anlamına değil. 50 sene yaşıyor adam, her gün sıkıntıda. Buna hayat mı denir? Evet, adam rahat yaşar, mutlu yaşar. Ha, mesud olur. Ha, bu onun uzanması bu demek. Ölsem de gam yemem. Dünyadaki bütün huzur benim elhamdülillah. Ölsem de böyle rahat içinde yaşatır. O demek o. Yoksa 50 seneyi 51'e çıkarır anlamına değil. Evet, şimdi kader değişmez. Böyle olduğu zaman bu Allah'ın emri. El mukadder la yugayyar, olduğun bilmez misin? Takdir olunan şey değişmez. Bilmiyor musun sen? Ementü diyorsun. İnanıyorsun kadere, hayr-ı şer Allah'tan olduğuna. Evet, ama böyle bir şey olduğu zaman kaderi inkar edercesine ağıt yakıyorsun. Ağıt, büyük dağlarım devrildi, dünyam karardı, neden öldün, neden öldün, sen ölecek yaşta mıydın, daha genceciksin. Böyle ağıt yakıyor, ağlıyor. Kadın başta, erkekler de tabii böyle yaparsa, onlara da asla ihtiram edilmez, onları engellemek gerekir. Mecliste böyle yaptı mı kovmak gerekir. Çünkü bu kadın melundur. Böyle yapan melundur. Lanet yever oraya. Allah'ın kaderine itiraz ettiği için böyle ağlanabilir. Kalp mahzun olduğu zaman göçten gözyaşı çıkar. Bu merhamet alametidir, iyidir. Ama bağırıyor, saçını yoluyor, başını yoluyor, elbiseni parçalıyor, vuruyor kendini duvarlara, tahtalara. Neden öldü, neden öldü filan diye bu şekilde ağıtlar yakarak, evet, bu haramdır, lanet sebebidir. Onun bu söylediği yerdeki insanlar da ona ses çıkarmazsa olur. Adamın kocası ölmüş, oğlu ölmüş derse onlar da melundur. Tasvip ediyorlar çünkü. Onu ya susturmak lazım ya oradan kaçmak lazım. Lanetten kurtulmak için.
Şimdi askerde şehit düşüyor. Şehit en büyük rütbe. Orada şehit olmasa, burada meyhanede olsa o da ölecekti. Şehit olduğuna göre yani niye bu itiraz ediyorsun, niye bağırıyorsun? Bu cahiliye putperest Arapların adetidir. Müminin adeti asla olamaz. Kadere razıdır, hayır ve şer Allah'tandır der. Allah'ın emri, haktan gelen şerbeti içtik elhamdülillah der Yunus Emre gibi. Gözü yaşlı, evet üzüntülü ama bağırıp çağırmaz, isyan etmez. Aha bunu susturacaksın veya oradan kaçacaksın. Yoksa sen de ona dahilsin. Evet, evet. Elbisesini yırtıyor, saçını yoluyor. Evet. Müslim'de Ebu Malik el-Eş'ari'den ennâyiha izâ lem tedüb. Evet. Kable mevtüve tukâmü yevmel kıyâme. Böyle ölünün arkasından ağıt yakıyor, bağıra çağırıyor, saçını yolluyor, bağrını tırmaklıyor, elbiseni parçalıyor. Erkek veya kadın, burada kadın diyor ama genelde bu işleri kadınlar yaptığı için böyle denmiş, erkekler de dahil. Böyle yaparsa, evet ölmeden evvel eğer tevbe etmezse, ne diyor? Tukamu yevmel kıyame ve aleyhe sirbal min katran. Evet. Kıyamet günü mahşerde herkes toplanacak. Mahkem-i Kübra beklenecek. Evet. Mahkem-i Kübra beklenecek. Müthiş sıkıntı. Bekleme. Ne kadar bekleyiz? Allah biliyor. Evet. Öyle müthiş bir sıkıntı. Kafirler öyle bunalacak ki. Bu cehenneme gidecekse gidelim diyecekler. Sanki cehennem ondan hafifmiş gibi. O kadar bunalacaklar. Efendimiz bu beklemeden bütün insanlara Mahkem-i Kübra başaltarak şefaat edecek. Bu anlamda şefaat. Mahkemeyi başlat ya Rabbi diye. Yalnız o bu talepte bulunabilecek. Öbür peygamberler kendi hareketlerinin sorguya çekilmesi sebebiyle korkularından asla buna yanaşmayacaklar. Peygamberimiz Mahkeme-i Kübra'yı başlat. İşte o zaman o mahşerde bu ağıt yakanlar kadere saçını yoluyor, üstünü tırnaklıyor, o dövünüyor. Görmek isteyen varsa Türkiye'de oluyor da İran'a gitsin, zincirlerle vuruyorlar. Kılıç vuruyor herif. Kılıç vuruyor böyle üstüne. Evet, tevbe etmeden ölürse kıyamet günü mahşerde o üstünde katrandan bir elbise olduğu halde diriltilir herkes. Oo, adama bak demek ki böyleymiş diye herkes teşhir eder Allah. Ve der min cerb. Evet, iğrenç kokulu, cerahatli üstü başı böyle iğrenç bir şekilde üstü başı pis, kokar, herkes iğrenç derler, kaçarlar, nereye kaçacak? Böyle diriltilir bu ağıt yapanlar. Evet, yüzünün rengi de vahşi köpek yüzü gibi, aslan yüzü gibi, yırtıcı hayvan, vahşi hayvan şeysi gibi. Yüzü gözü de öyledir. Öyledir. Son derece kokar, pis kokar. Öyle diriltilir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Arz ettiğim gibi Müslim hadisidir. Yine evet, Ebu Hureyre'den diyor ki inne hazihin nevayih, bu ağıt yıkanlar var ya, parayla tutup arkasından ağıt yaptırırlarmış, övdürürlermiş ölen adamı. Çok yanlış. Sala vermek bile, hani müminler duysun, eş dost duysun, cenaze namazı gelsin. Cenaze katılmak da bir görev. Düzce sadece falan oğlu falan vefat etmiştir. Cenazesi şu camiden şu saatte kaldırılacak. Bu kadar. Memleketimizin en büyük adamı falan, bunlar kesinlikle yasaktır İslam'da. Cansız yatıyor. Neresini övüyorsun ya? Gömmesen kokusundan yanına varamazsın. Öyle şey olur mu? Onun ne olduğunu hiç Allah biliyor. Onun için övgülerle böyle şey sala vermek de aynen bu naiha sınıfına girer. Yasaktır. Yasaktır. Sakın böyle yaptırmayın. İşte kıyamet gününde de bu kimseler diyor Ebu Hureyre'den şeyde, evet cehennemliklerin arasında, sağında cehennemlikler, solunda cehennemlikler olur ve
cehennem ehlini arasına dahil olurlar. Üstleri başları pis, kokar vaziyette. O da hadis de öyle. Evet, la hurmete leha mel'unun kesbüha. Şimdi bu ağıtçılar parayla ağıt yaparmış. Övüyorlar öleni, herkese ağlatıyorlar işte böyle. Kelimelerini söylüyorlar. Bazı yerlerde adet hala böyle. Bunun aldığı para da haramdır. Ve şeysi de, kendisi de mel'undur. Evet, vel muganniye, şarkıcı kadın, kadınların şarkı söyleme. İslam'a göre konuşuyoruz. Sana tuhaf gelebilir. Biz elçiyiz, elçiye zeval olmaz ki. Ben peygamberin sözünü, ayeti, hükmünü sen kızacak diye saklayamam. Saklarsam bana yülcemi bileceğimin nar, ateşten gem vurulacak. Ben söylüyorum, kabul eder etmezsin, sana ait. Ama hadis bu. Şarkıcı muganniye, şarkıcı kadın. Bunun da la hurmet, buna saygı duyulmaz. Senin için ölürüm. Müslüman zengini diyemezsin. Evet. Biliyorsun bu şeytan rahat durmuyor. Tapılacak kadın diye, kadın diye şeysi bile var. Türküsü, şarkısı bile var. Asla. Buna da saygı olmaz. Ve bunun memhuk malihe, bunların kazancı da bereketsizdir. Evet. İnanmadığımdan değil. Bakıyorum. Çok meşhur. Oo, ne kadar gittiği yerler yerinden oynuyor şarkıcılar. Sonra bakıyorum, huzur evinde sokakta kalmış, komşular getirmiş huzur evine, sıfır olmuş. Çok var böyle. Çok var böyle. Kanatları indirmiş. Ha. Evet. Peygamber yalan söylemez. Şarkıcı kadın da mel'undur. Onlara saygı da duyulmaz. Mel'unun men ittehaze. Evet. Onların aldıkları da lanetlidir. Onlara dost edinen de aynı, yani hoş karışmış oluyor ya. Aç kalmış, tamam. Doyur da sokakta kalmış, tamam. Bir barınacak yer ver de ona gönülden sevgi bağlayıp bağlanılmaz. O da melun olur o zaman. O da evet, o da melun olur diyor. Evet. Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet böyle söylüyor. Böyle değil efendim. Evet. Alet, müzik aleti var. Mesela ney? Mesela bağlama. Mesela ud. Kadın sesi yok. Müminleri heyecanlandırmak için, heyecanlarını da güzele yöneltmek için. Neyi dinlediniz mi? İçiniz cız ediyor. Aha, düşündürüyor. Evet. Güzel söz söylüyorsun, bağlamayla eşlik ediyorsun erkek. Ha, müziği insanlar seviyor ya, o sevgiyi kullanarak insanları doğruya abura diyorlar, bu mübahtır. Mehter Marşı mesela. Ha, o da çalgı, o da türkü ama insanları doğruya yönelttiği için bu İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bunlar mübahtır diyor. Bunlar mübahtır diyor. Evet, ama diğerleri kazinolarda, şarkıcılıkta para kazan, bu para helal değildir diyor. Bu hocalar söylüyor. Ben de size aktarıyorum. Ve sonunda da diyor bereket olmaz. Çoğunu gördük. Hep huzur evinde vatandaş sokakta kalmış, götürmüş. Bir zamanlar ortalığı şeyden yıkan adam böyle. Evet, sonu bereketsizdir diyor. Peygamber söylüyor. Bir diğer saygı duyulmayacak, dost edinilmeyecek şey, akilur riba, faiz yiyen adam. Evet. Faiz yiyen adama da saygı duyulmaz, yaptığı kabul edilmez, ona gönülden bağlanılmaz. Gönülden insandır tamam da, fakat sevgi bağlarıyla, samimiyetle ona bağlanılmaz. Bu faiz yiyen de böyledir. La hurmete lehu bi mahmuk mer, bunun da evet, şimdi evet, bunları biz inanmadığımızdan değil ama bu söylediklerimizin hepsi gerçek olduğunu gözümüzle görmüşüzdür. Bizim memleketimizde söylemeye gerek yok. Kitapçılıktan başladı işe. Ondan sonra büyüdü. Banka açtı. Faizli mi banka açmak? Faizcilik yapıyor.
Efendim şu otobüs firması kurdu falan filan, bir numara oldu. 40 sene sonra baktım ben sahaflarda kitap arıyorum. Yeni acaba güzel bir kitap var mı? Bir baktım seninki tahta bavulla yine öyle üstü bası perişan. Hayrola dedim. Biz dedi başlangıç noktamıza döndük. O kadar saltanı gitti. Bereketsizdir diyor. Faiz sonu yoktur. Şarkıcıların sonu yoktur. Kazandıkları para helal değildir. Sonu yoktur. Faizcilerin de böyle sonu yoktur diyor. Güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Abbas'tan bu hadis-i şerifi nakletmişler. Evet. Şimdi bunları yapmayacağız. Yapan arkadaşlarımıza yapma, etme, kılma. Oğlum, yavrum, amca, dayı, komşu, arkadaş yapabildiğiniz kadar. Bir adamın hidayetine sebep olursanız cennet garanti. Hayber'de Hazreti Ali'ye söylediği söz bu. Şu kılıcı kime verirsem demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun sayesinde Hayber'i, Yahudileri fethedeceğiz. İslam da beladan kurtulacak. Hazreti Ebu Bekir kaldırmış kafasını, Peygamberimiz indirmiş. Yani sana vermeyeceğim. Ondan sonra Ömer kaldırmış, yine Peygamber kafasını indirmiş. Vermemiş onlara. Vermeyeceğim demek kafasını indirmek. Öbürleri artık kimse kafasını kaldırmamış. En büyüğü Ebu Bekir, Ömer hiçbirimize vermeyecek diye. Demiş Ali nerede? Ali demişler hasta, getirin. Getirmişler, iki gözü bitik, iki kolunda insan ayakta duramıyor, sıtma, hasta. Demiş Ali, bu kılıcı sana vereceğim, senin sayende demiş bu Hayber fetholunacak. Demiş ya Resulallah, vallahi tırnaklarımı görmüyorum, ayakta duramıyorum. Ona bir uf demiş, kendime geldim diyor. Genç bir adamım, gücüne sahip oldum. Şimdi ver kılıcı, hepsinin kafasını uçuracağım. Dur dur Ali, biz kafa uçurmaya gelmedik. Onlar da insan, onlara diyor Müslüman olmayı teklif et. İnsanca yaşamayı öğrensinler, Yaradan'ı bilsinler, nankör olmasınlar, kardeşimiz olsunlar. Kabul etmezlerse bizim hakimiyetimiz kabul edecekler, vergi verecekler. Namuslarını, mallarını, canlarını biz koruyacağız ama vergi verecekler, bizim emrimize girecekler. Bunu da kabul etmez, o zaman kellelerini uçur. Şunu bil ki senin sayende bir kimsenin hidayete ermesi dünyadaki her şeyden daha kıymetlidir. Cennet sebebidir diyor. Bu bugün de devam ediyor. Meyhaneden kalkmıyor, ailesi perişan, kahveden kalkmıyor. Boş, iş gitse iş bulacak. Hiç böyle oralı değil. Perişan çocukları, hiç camiye uğradığı yok. Ne yapıp yapıp, hangi yoldan girecekseniz, onu camiye alıştırırsanız, Müslümanlığa, hidayete sebep olursanız cennet garanti. Dünyadakilerden daha kıymetli iş yaparız. Bugün hala bu devam ediyor. Artık şeyini kullan. Arkadaşlık, komşuluk, akrabalık yapabilirsen. Yapabilirsen. Evet efendim. Selasetün. Üç kişi vardır. La yüselüne an na'im. Nimetten sorumlu olmazlar. Sorumlu tutulmazlar. Allah'ın verdiği nimetleri nereye harcadın, misraf ettin denmez onlara. Üç kişinin Allah'ın verdiği nimetlerin hesabı Allah ondan sormaz. Evet. Dünyada rahat, ferah, fahur yaşarlar. Huzur içinde yaşarlar, güven için yaşarlar, selamet için yaşarlar. Evet. Kim bunlar? Nut'im. Adam gel kardeşim diyor. Sana bir yemek ısmarlayalım. Bu huyu. Yanına oturduğun kesinlikle para verdirmiyor. İmkan vermiş Allah. İmkan vermiş. Varlığı var. Zengin. Herkese yemek ısmarlıyor. Yediriyor. Talebeleri yediriyor. Açları doyuruyor. İnsanları doyuruyor. Yediren adam. Evet. Helalden kazanmış. Kazandıktan sonra da ben bunu kolay mı kazandım demiyor. Boyunu yediriyor. Herkese yemek ısmarlıyor. Yediriyor. Bu nimeti niye bu kadar malın zenginliği var? Sormaz diyor. Bu yedirenler huy halinde. İki, vel müşrib ve sadece yeme değil, su çeşme indiriyor, su dağıtıyor mesela. Böyle içirenler, bunlardan da bu zenginlikten dolayı hesap vermezler. Vel müftır, evet. Oruçlulara oruç açtırıyor. Ramazan'da her akşam
çağırıyor, zengin adam çağırıyor. Evet, bizim hocalarımız hiç misafirsiz sofraya oturmazlardı. Bunları uyguluyorlardı yani. Evet, Ramazan'da da dışarıda da ne geldiği, ne eline geçerse hemen misafiri yedirirlerdi. İşte bakın görüyorsunuz, yediren, içiren, oruçluya iftar ettiren bu zenginin hesabından sorulmaz. Bunu yaptığı için oruçlu iftar ettiren hem de oruçlulara iftar ettiren, oruçlu iftar ettiği adam kadar sevap kazanır. Bir kendi oruç tutuyor kazanıyor, bir de oruçluya iftar ediyor onun sevabını da alıyor. O eksik kalmıyor, o gene sevabını alıyor da bir misli de bu yedirene, iftar ettirene veriliyor. Vel mütesahhir, evet, sabahleyin sahura kalkıyor. Şimdi maalesef şeytanın işi yok. Ramazan'da oruç tutuyor herif, sabaha kadar kağıt oynuyor, bir kadar kağıt iyi değil. Domuzun karnını yarın kafanızı sokun diyor. Oyun bu diyor Peygamberimiz, Buhari Müslim hadisidir. Sabaha kadar oyun oynuyor, gece kalkmak zor geldiği için. Teravih'ten sonra, Ramazan'da öyle yapanlar çok oluyor biliyorsunuz. Geç sabaha kadar oturuyor sahurda, yemek yiyor, yatıyor. Aa, bu değil ya. Teravih kılacak, yatacak, kalkacak. Sahur yapıyor. Orucu sahurda yemek yiyor. Aha, bundan da bol yedin demez Allah. Sahurda çok yiyebilirsiniz. Neden yedin demez. Yiyebilirsiniz. Ve sahibi daif. Misafir çağırıyor evine. Kebap yediriyor. Zengin adam. Her türlü güzel yemekleri donatmış. Bu neden bu kadar harcadın demez. Misafire ikram. Evet, böyle imkanın ölçüsünde tabii çöpe atılmamak kaydıyla. Burası çok önemli. Evet, şimdi otellere götürülüyorlar. 5 yıldız otel, bütün şeyler verilmiş. Bütün yemekleri getiriyor. Bir lokma alıyor, kenara atıyor. O da götürüp çöpe atıyor. Asla. Bereketlik sebebidir, açlık sebebidir. Böyle değil. Güzel şeyler yedir ama hiç arttırmayacak. Öyleyse çöpe atmayacak kadar alacaksın sen de yiyen adam. Evet, yiyeceğin kadar alacaksın. Hepsinden alıp da çöpe attırmayacaksın. Atarsa yemeyen mesul, çöpe atan mesul, sorgusu var. Öyle değil. Çöpe atmıyorlar. Güzel şeyler yediriyor. Yedir. Hesabı yok diyor Peygamberimiz. Misafir yedirmenin hesabı yok. Ama çöpe atılmamak kaydıyla, israf edilmemek kaydıyla. Evet. Ve selâsetün lâ yulâmûne. Bu adamların çok paranın var. Neden sorulmaz Allah? Bundan dolayı. Misafirsiz oturmuyor. Sahurda kalkıyor. Yediriyor, içiriyor. Evet. Oruçluları iftar ettiriyor. Zenginlik hesabını sormaz. 3 kişi de vardır. La yulâmûne alâ sü'il kulub. Sert bir adam. Sert bir adam. Ama şu 3 kişiden biri ise bu sert adam kınanmaz. Niye sertsin ulan denmez. Nedir onlar? El meriz. Hasta adam durmadan bağırıyor. Bağırmaması iyi ama gel de bağırma. Ne kadar acıyor, ne kadar sıkıntısı var. Oradakiler bunu kınamayın. Hastadır. Canı acıyor. Hoş karşılayın. Evet, hasta adamın da bağırmayacak, çağırmayacak ama hasta, acı içinde kıvrandığı için şeyse huysuz, yanındakileri bağırıp çöz, hoş karşılayın sağlam adamlar. Hastanın şiddetinden dolayı bu yaptığı lüzumsuz şeyleri hoş karşılayın. Bir ve sahim, adam acıkmış, 17-18 saat oruç, ekin tarlasına o şey diyor, canına tak demiş susuzluk, yanındakilere saldırıyor. Sert davranıyor yani. Bunu da hoş karşılayın diyor. Adam diyor mazur. Susuzluktan canını okumuş. Açık canını okumuş. Bunu da hoş karşılayın. Hoş karşılayın. Hatta yuftıra. İftar edince kadar. İftar ettikten sonra yok. O zaman doğru doktor. Aa, güzel konuş. Böyle şey yok. O zaman tamam, açlık zamanında, susuzluk zamanında. Huysuzluğa hoş karşılayın da iftar edinceye kadar. Vel imamul adil. Evet. Adaleti kılı kırk yarıyor Hazreti Ömer.
Hiç affı yok, sert adammış. Çok hoş karşılayın diyor. Çünkü adaleti hakim kılıyor. Adaleti hakim kılınca adam çok sert demeyin. O kadar olur diyor. Hoş karşılayın bu sertliğini. Evet, bu sertliği hoş karşılayın. Peygamberimiz öyle değil. Peygamberimiz yumuşak. Mekke feth olmuş. Herkes Müslümanlığa giriyorlar kendiliklerinden. Çünkü serbestsiniz demiş. Onlar da müşrik de olsa insan. Bu, biz neler yaptık bu Muhammed'e ama bak bizi affetti. Hidayet nasip olmuş. Kuyruğa girmişler. Elini sıkıyorlar. Erken elini sıkabilirsiniz. Doğru. Kadınlar da kuyruğa girmiş. Onlar da Müslüman olacak. Evet. Peygamberimiz yumuşak adam. Kadınlar peygamberimizin elini sıkacak. Hemen Ömer'i geçirmiş araya. O sert davranıp demiş. Kıpırdamıyor falan. Güzeli yapıyor çünkü. Elin, karısının elini sıkmak Müslümanlıkta caiz değil, helal değil. Ama peygamberimiz azarlayamıyor onları, sert davranamıyor, yumuşak insan. Hemen Ömer'i geçirmiş, Ömer geçince herkes durmuş. Evet, aha böyle adaleti, dinin emrini uygulayan idarecinin huysuzluğuna ses çıkarılmaz. Hoş karşılanır, kınanmaz, kınanmaz. Hastalığının eziyet vermesi hoş karşılanır. Şey edilmez, ona kınanmaz. Adalet imam da böyledir. Evet, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan. Evet, şimdi böyle. Bir de üç kişi vardır. Selasetün la yükellimhumullah yevmel kıyame. Allah kıyamet gününde rızasını, rahmetini verdiğine, onu sevdiğine dair söz etmez onlara. Kıyamet gününde onunla konuşmaz. Ve la yüzekkihim, onları övmez. Onu günahlarından temizlemez. Ve la yanzuru ileyhim, onlara dönüp bakmaz. Rahmet nazarıyla bakmaz. Hor görür onları. Değer vermez onlara. Ve lehum azabun elim. Onlara elem verici azap vardır. Kim bunlar? Evet. Şeyhün zan. Delikanlı. Fiziki dürtüleri var. Nefsi dürtüyor. Haram. Sabrederse peygamberin, Allah'ın arşının gölgesinde, peygamberin yanında sohbette bulunacak. Şehbün neşefi ibadetillah. Kanı kaynıyor içeriden. Şu kızla götür. Kız da davet ediyor onu. Ama Allah'tan korktuğu için hayır diyor. Yapmayacağım diyor. Aha bu delikanlı. Namazını kılıyor. Orucunu tutuyor. Böyle davetlere de asla prim vermiyor. Bu delikanlı arşın gölgesi gölgelenlerin arasında, peygamberin yanında olanlardan arasında olacak. Evet. Ama herif ihtiyar. Gücü yok. Fiziki gücü yok ama yine de karı kız peşinde. Aa böyle hani sen de moruk diyorsun onlara ya. Şeyhün can. Hem ihtiyar hem de fiziki bir şeysi yok. Yine karı kız peşinde. Allah buna dönüp bakmaz. Böyle zaten şeyin yok, kudretin yok, kuvvetin yok. Cibilliyeti bozuk değil mi? Aha bu ihtiyar. Genç adam hani yapmaması lazım. Böyle rütbesi var. Yaparsa bir şeysi var, dürtüsü var. Bir yaratılışından gene haram da hesabını verecek de. Ama tevbekar olursa kabul edebilir Allah. Tevbe nasip olursa olacağını nereden biliyorsun? O vaziyette ölürsen yarına çıkacaksın kim biliyor? Yapmamak lazım da. Hani adam genç, gene bir şeysi var. Fakat bu yaşı yetmiş, işi bitmiş, gene de kargız peşinde. Aa, Allah buna dönüp bakmaz. Onlara elem verici azap vardır. Asla merhamet etmez. Şeyhün can, melikün kezzab. Başa geçmiş, yetkileri mevkiye gelmiş. Yalancı. Hiç sözünde durmuyor. Hiç üzerinde durmuyor. Dün dündür, bugün bugündür diyor. Hiç uymuyor, sözünde durmuyor. Yalancı, idareci. Başındaki, müminlerin başındaki, insanın başındaki adam yalan söylüyor hep. Kandırmış milleti, yetkiyi geçince hiç sözünde durmuyor. Aha buna da dönüp bakmaz Allah. Hiç acımaz. Ve ailün müstekbir. Kuruşu yok, fakir. Cebi delik, hiçbir parası yok, mülkü yok.
Ama nasıl kibirli gururlu. Ulan 5 kuruşun yok, hadi zengin, o da yanlış da, o bari param var, malım var, zenginim diye havalanıyor. Senin bir şeyin yok ama gene yanına varılmıyor. Öyle kibirli huyu böyle olanlar var dedi. Hem şeyi fakir, hem de asla kendini şey etmiyor. Kibirli, gururlu. Aha, buna da dönüp bakmaz Allah. Evet. Özrünü kabul etmez Allah. Ahmed İbn Hanbel, Müslim, Nesai, Ebu Hureyre'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. Selasetün la takrabuhum el melaiketü bi hayr. 3 kişiye melekler, rahmet melekleri gelmez, yaklaşmaz. Bunlardan kaçınacağız. Kimdir bunlar? Rahmet melekleri gelmez onun yanına. Evet, bereket melekleri gelmez. Vel mutazammih bil haluk. Şeyle zaferandan renkli renkli böyle koku caddeden geçiyor, apartmanın üst katına geliyor kokusu, o kadar koku sürünmüş, hem de böyle sağını sonunu renklendirmiş koku sürünmüş adam. Allah buna dönüp bakmaz. Melek, rahmet melekleri onun yanına gelmez. Vel cünüp illa en yebdu lehu en ye'kule ev yename fetava. Cünüp adamın yanında rahmet melekleri gelmez. Cünüp olmuş, rahmet melekleri gelmez. Bereket melekleri bulunmaz. Onun için ölmek üzere olan bir adamın yanında böyle boy abdesti olmayan cünüp, hayızlı kadın bulundurmayacaksınız. Öbür odayı alacaksınız. Rahmet melekler gelmiyor onların olduğu yere. Adam da ölmek üzere, onun bir şeye ihtiyacı var. Evet. Rahmet, bereket melekleri gelmez. Yazıcı melekler ayrılmaz. Gavurlarda da var, bizde de var. Meyhanede olanda da var. Camide olanda da var. Yazıyorlar. Sağdaki yazıyor şimdi. Meyhane giderse soldaki yazıyor. Onlar hiç ayrılmaz. Görevleri böyle. Ama rahmet, bereket melekleri gelmez. Bunların yanına diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evet, bir renkli koku sürünüyor, 2 cünüp, hayızlı kadın. Ha, yemek içmek zarureti olduğu zaman abdest alır, ağzını yıkar, yer. Evet, veya cünüp adam uyumak durumunda o zaman abdest alır, namaz abdest alır. Boy abdesti almadan evvel fetavatla abdest alır, ondan sonra uyuyabilir, yemek yiyebilir. Vudu'hu lissalati, aynen namaza dururken nasıl abdest alıyorsan, cünüp olmuşsan abdest alacaksın yemek yemek için. Evet, bu cünüpler için. Ama ölü yanında hayızlı kadınla durdurma, melekler ona gelmiyor. Başka zaman yemek yemek için onların abdest alması şart değil. Ama cünüp adam yıkanmadan yemek yemek durumu olsa bir abdest alsın diyor. Peygamberimiz öyle söylüyor. Namaz abdesti gibi bir abdest alsın diyor. Evet. Su bulamaz. Bir yere geçecek. Şubu vesaire vesaire. Evet. Böyle olsa abdest alsın diyor. Abdest alacak. Su ağzını yıkasın. Elini yıkasın en azından. Önünün arkasını yıkasın. Tabarani Ammar bin Yasir'den. Evet. Yine meleklerin yaklaşmayacağı 3 kişi daha var. Selasetün la takrabuhumul melaike. Melekler onlara yaklaşmaz. Tabii hayır, melekler yaklaşmaz. Kim o? Es-sekrana, sarhoş. Evet. Sarhoş. Kafayı çekmiş. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Sarhoş adama rahmet, bereket melekleri gelmez. Ya ölüverse ne olacak? Ya hiç bunları düşünen yok. Ya o anda masadan kalmadan kalbin durarsa ne olacak?
Ondan sonra getiriyor cam. Nasıl iyi bilir faiz ama bu diyor ki yok iyi değil bu. Şarap içerken öldü diyor. Zabıt tutuyor yahu. Yazılı vesike varsa bugün kanunda bile, kanunlarda bile yazılı vesike varsa şahitlik dinlenmez. E o da tutmuş. Şarap içerken öldü bu diyor. Zina ederken öldü diyor. Kalbi durdu diyor. Ya mümin, inanan adam aman ölüveririm diye bugün şeyler yapmayacak. Sarhoş olmayacak. Ya ölüverirsem böyle diye. Sarhoşa çünkü rahmet melekleri asla gelmez yanına. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sarhoş. Vel mutudamnık bil zaferan. İşte bu renkli, kokulu, renkli koku sürünmüş. Böyle şey her tarafı böyle. Buna da yaklaşmazlar. Vel haiz, hayızlı kadın, demin söyledim, şimdi hadiste geçti. Hayızlı kadınla melekler hayırla yaklaşmazlar. Vel cünüp, cünüp adama da yaklaşmazlar. Evet. Luhusa kadın da buna dahildir. Evet, yeme içme halde ağzını yıkamadan yememeli. Hele cünüp adam abdest almadan yememeli, içmemeli. Gezmemeli, tozmamalı. Zor geldi, orada yıkanacak yer yok. Mümkün değil, eyvallah. Önün arkanı yıka, abdest al, git, tamam. Evet, imkan bulamıyorsan ama öbür türlü bu imkanlar varken cünüp gezerseniz, evet, bir şey yokken dolaşırız, toprak dermiş ki mel'un, çabuk defol üstümden, üstüme basma. Toprak böyle ona laf ediyormuş, konuşuyormuş. Biz duymuyoruz ama duyanlar var. Peygamber de öyle söylüyor. Evet, böyle durumlarda ilk iş hemen yıkanmak olmalı. Çaresiz kalırsanız da işte böyle bir abdest almalı veya önün arkasını yıkamalı. Öyle, böyle, öyle diyor bak. Hayızlı, sarhoşa melekler gelmez. Böyle renkli kokular sürünlere gelmez. Hayızlı cünübe gelmez. Evet, Abdullah İbni Bureyde Hazretlerinden nakletmişler onlar. Evet, şimdi üç göz vardır. Selasetün, selasetü ayün. Üç göz vardır. La temessühen nar. Ateş o gözleri yakmaz. O gözleri yakmayınca sahibi de yakmaz yani. Bu üç göz sahibini yakmaz yani. Aynün fukiyat. Evet. Evet. Gözü kaybolmuş. Mümin görmüyor. Mümin görmüyor. Azan noksan ne kadar zor iş, görmüyor. Sabrediyor adam namazın abdestinde. Bu doğru cennete gidecek diyor. Azan noksanlığından dolayı doğru cennete gidecek. Ateş ona dokunmaz, yakmaz. Evet. Gözünü kaybetmiş. Nerede ama dikkat et. Fî sebilillah. Savaşta gözünü kaybetmiş. Bir savaşta mı hocam? Yok. Evet. Namaza gidiyorsunuz. Namaz gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Gelip giderken çarpmış seni. Gözden kör olmuş. Ateş yapmaz seni. Çünkü Allah yolunda gözünü kaybettin. Hacca giderken gelirken Allah yoludur. Kaybettin. Sabahın evden çıkarken helal lokma yedireceğim, kazanacağım. Çocuklarıma, evime, hanımıma haram yedirmeyeceğim diye dükkanına geliyorsun. Bu niyetle, evet, bu niyetle evinden çıkıyorsun. Helal lokma yedireceğim, harama el sürmeyeceğim diye. Bu da Allah yoludur. Gelmiş çarpmışlar sana veya işte göz tansiyonundan veya işte şundan bundan gözün kaybolmuş. Ateş yakmaz. Bu niyetle evden çıktın bu durumlarda Allah yolunda gözünü kaybedenin gözlerini kaybedeni Allah yakmaz. Ve aynun batet tahrusu fi sabilillah. Ah, Mehmetçik. Dur, kimdir o? Parola. Bilmesen tak vurur. Evet, elhamdülillah. Bizim Anadolu çocuğumuz böyle. Sabaha kadar uyumaz. Ama o zengin çocukları okumuş okumuş
Remlon'un içine girer, orada uyur. Evet, bunu gördük, tatbikatı gördük. Ama bizim insanımız Mehmet, köylü çocuğu, dört kimdir o? Hiç uyumaz. Vız, rüzgar esiyor, tipi var. Mazur gidiyorum ki, dört kimdir o? Parolayı bilmezsen canım okur. Öte girmiş Remlon'un içine, orada uyumuş. O değil. İnsanların namusunu korumak için, malını korumak için, canını korumak için, sen camide rahat ibadet et diye, hocalar camide, kürsüde dini mübin İslam öğretsin diye düşmana karşı nöbet tutmuş. Evet, Allah yolunda nöbet tutmuş olan gözleri Allah ateşe yaktırmaz. Sahibini yaktırmaz. Bu maksatla nöbet tutacaksın. Dalga geçmeyeceksin. Evet. Elhamdülillah bizim insanımız böyle dikkat eder. Ama ne diyor? Böyle devlete hizmet mi olur, askerlik mi olur diyor. Bana kağıt gönderiyor. Askerlik yapmaz abi. Ben burada konuşabilir miyim? Sen beni dinleyebilir misin? Bu camide herkes huzur için namaz kılabilir mi? Evet. Askerlik hala öyledir. Müminlerin, insanların namusunu, canını, malını korumak için bu niyette nöbet tutacaksın. Kuş uçurmayacaksın, hiç uyumayacaksın. Evet, böyle bir nöbet tutanın gözlerini, bu maksatlarla nöbet tutanın gözlerini Allah ateşe yaktırmaz, sahibini yaktırmaz. Bir de ve aynün dem'at min haşyetillah. Evet, Allah aklına gelmiş. Allah'ın azameti aklına gelmiş, hesap günü aklına gelmiş, Kur'an okurken o ayetler okumuş, namazda hıçkıra hıçkıra ağlıyor, gözünden yaşlar çökülüyor böyle, sel gibi yaş akıyor. Allah korkusundan artistler hemen ağlıyor. Nasıl ağlıyorlar bilmiyorum. İlaç mı koyuyorlar gözlerine, yoksa huyları mı öyle? Bu öyle değil. İçinden Allah korkusundan kalbi titremiş, tüyleri diken diken olmuş, gözlerinden yaş boşanmış. Allah korkusundan ağlayan gözlere ateş değmez, sahibini ateş yakmaz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hakim Müstedrek'inde Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan naklemiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, şimdi şunu da şey edelim, şu hadisi de okuyalım. Selasetün hakkun alellahi avnuhum. Üç kişiye Allah'ın yardımı haktır. Şimdi Allah hiçbir şey yapmaya mecbur değildir. Biz haram yememeye mecburuz. Evet, zekat vermeye mecburuz. Namaz kılmaya mecburuz. Ama Allah hiçbir şeye mecbur değil. Evet, bizim içindir o. Vücub alellahi muhal. Bizim ehl-i sünnet inancımız budur. Ama bu hakkın demek mecburdur Allah, o sözü söyleyemiyoruz edepsizlik olur diye. Şu üç kişiye, şu kimselere Allah'ın yardım etmesi mecburdur diyemiyoruz, haktır diyoruz. Hak, kim onlar? Evet. El mükateb ellezî yuridül edâ. Evet. Eskiden kölelik vardı. Savaşıyordun. İnsanlara adaleti, insanlığı öğreteceğim, zulmü önleyeceğim diye yeniyordun, canını ortaya kuruyorsun Allah için, Allah'ın emrini yerine getiriyorsun, zafer elde ediyorsun, düşmanı esir ediyorsun, karı kız esir ediyorsun. Devletin başındaki emir, ülül emir, erkekleri sana köle olarak verebilir, kadınlar cariye olarak. Şimdi buna kaldı. Şimdi böyle köleyi azat etmek teşvik ediliyor. Kaynağı bu ama var kölelik, bu şekilde var. Cihat. Diyor ki Peygamberimiz, bir köleyi azat eden ateş görmez diyor. Azat et diyor. Yahu yat dediğin kalkıyor, kalk dediğin kalkıyor. Senin emrin olmadan hiçbir şey yapamıyor. Vazgeçilir mi bundan? Nefsin hoşuna gidiyor tabii. Diyor ki adam, bedava affetmeyeceğim seni. Şu kadar parayı kazan gel, hürriyetin serbestsin. Buna mükatep derler. Mükatebe akdi derler. Bunu da teşvik ediyor Peygamberimiz. İşte böyle köle parayı, hürriyetini elde etmek için kazanç iç yollarını başvurmuş. Gece gündüz çalışıyor.
aha bu mükatebe Allah yardım eder, özgürlüğüne kavuşsun diye. Özgürlük yok, insanlık yok. Bir adam özgürlüğünü eline aldı mı insanlık kalmaz. Evet, bu özgürlüğe kavuşsun diye çalışana Allah yardım eder. Bir, iki. Ve nâkihullezî yuridül afâf. Evlenme zamanı gelmiş. Gençlik dolayısıyla fiziki dürtüleri var. Allah'tan korkuyor, zina yapmıyor. Şuraya buraya bakmıyor, harama el sürmüyor, harama bakmıyor ama evleniyor, haram işlemeyeyim diye. Evet, iffetli olayım, zinadan kurtulayım diye evlenen erkek ve kadın bu maksatla evleniyor. İffetimi koruyayım, kurtarayım, İslam neslini artırayım, Allah'ın emrini, peygamberini yerine getireyim diye İffet için evlenene Allah yardım eder. Ondan dolayı Anadolu'da ne derler? Evlenenle ev yapana Allah yardım eder derler. Doğrudur. Bakın hadis de öyle, ayet de öyle. İn yekunu fukara yunihumullah ve enkihul eyyame minkum ve salihine min ibadikum ve imaikum. Ey analar, babalar, amcalar, dayılar, teyzeler, veliler, evlilikten kaçan kızınızı, evlilikten kaçan oğlunuzu evlendirin. Fakirlerse Allah onları zengin eder. Bu ayetten dolayı Hazreti Ömer diyor ki, evlenmeden zenginlik peşinde koşan adamın aklına şaşarım diyor. Evlenmek rızkın bollaşması sebebidir. Allah öyle diyor. İffet için Allah'ın emri diye, peygamberin sünneti diye, haram işlemeyeyim diye evlenirse adam diyor işte bakın, Allah'ın ona yardım etmesi haktır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ben bir başımı zor geçindiriyorum, bir de karının... Yo, Allah'ın emri bu. Evleneceksin iffet için ama, zinadan kurtulmak için. Böyle evlenenlere de Allah yardım eder. Evet, Ahmed İbn Hanbel, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Hakim Müstedrik'inde Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu الحي القيوم واتوب اليه فاتحه شريفه مع البسمله شريفه بسم الله الحمد لله رب العالمين كم دنيا كنا اياك نسال مستقيم صراط الله سبحانه وتعالى üçer salavat-ı şerife اللهم صل على birer elem neşrah leke-i şerif ma'al besmele-i şerife elem neşrah leke sadrak ve vada'na hanke ve sekelleti ve zikrat ve inne ma'al vesir ve isra ve ma'al vesir ve isra ve isra on üçer ihlas-ı şerif ma'al besmele-i şerife kul vallahu allahu sallam Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin.
اللهم صل على سيدنا. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. آمين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Rabbi, namazımızı kabul eyle, dersimizi kabul eyle, okuduğumuz süvericiliği, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan ecr-i mesubatı önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ruhu pakine hediye edik vasıl eyle, şefaatine bizi nail eyle, sevgisini gönlümüzde daim eyle. Tüm peygamberler aleyhimus salavat ve teslimatın dahi ervah-ı paklerine hediye edik vasıl eyle, şefaatlerine bizleri nail eyle. Cümlesinin ehl-i beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimizin ervahını da hediye edik vasıl eyle. Bil cümle ahirete irtihal eden müminatın ervahını da hediye edik vasıl eyle. Özellikle eserinden yaralandığımız, kendisinden feyiz aldığımız üstazlarımızın, misafirlerimizin Ahmet Ziyadin Hazretleri başta olmak üzere, bu civarlarda yatanlar başta olmak üzere ve bu güzel camiler bize hayır eserlerini bırakan ashab hayratın ervahı, bu vatan uğruna canlarını bezleden, sıkıntıya giden şüheda, kuzat ve arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip ümmiler, burada bulunan bizlerin ahirete göçmüşlerimizin ervahına bağışladık vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecenin yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Bizi imandan, İslam'dan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden, Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uymaktan bizi alıkoyma ya Rab. Bu konuda nefsimize esir etme, şeytana uydurma, sapıklara uydurma. Bu konuda bize yardım eyle ya Rab. Hakkı gördüğümüz zaman Hakk'a teslim olmayı, batılı yanlış gördüğümüz zaman ondan uzak kalmayı bize nasip eyle. Ya Rab, istikamet üzere yaşamayı bize nasip eyle. Cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten, hayattaki fitnelerden, deccalın fitnesinden, ölülerin fitnesinden, dirilerin fitnesinden bizleri muhafaza eyle. Şekten, şüpheden, imansızlıktan, küfürden, ahlaksızlıktan, kötü ahlaktan, zararlı durumlardan bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu muhafaza eyle. Ya Rab, Ya İlahel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, şu dualarımızı Kabe-i Muazzama'da Ravza-i Mudahhar'ı edilen salih kulların hoşnutlukla kabul buyurun duaları asına dahil eyle. Bize de güzel dua etmeyi nasip eyle. Her yerde seni zikreden zakirlerden eyle. Nimetlerine şükreden şakirlerden eyle. Bizi sevdiklerinden eyle Ya Rab. Akıbetimizde hayır eyle. Subhane Rabbina Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.